Hangi oyun motorunu seçmeliyiz? Bu çok genel bir soru tabii ki. Fakat ayrıntısına inersek bu soruya verilebilecek en önemli cevaplardan birisi o motorun sizden talep ettiği meblağlardır. Eskiden olduğu gibi yüksek lisans ücretleri yok tabii ki. Ama yine de abonelik ve oyunun satışından sonra istenen miktarlarda ciddiye alınması gereken bir durum. Sorumuz hangi oyun motoru daha ucuz, daha uygun veya daha fiyat performans? Bunlara cevap arayacağız. Tabii bildiğiniz gibi sektörde birçok oyun motoru var. Biz bugün sadece popüler ve public olanlara bakacağız. Yani Rockstar'ın Rage'i, Kojima'nın Decima'sı, Remedy'nin Northlight'ı veya EA'in DICE'ı gibi bu şirketlerin kendi özel motorları değil. Sonumuz Unreal Engine, Unity, Godot gibi motorlar. Hepiniz hoş geldiniz. Hafta sonları kanalda Gamezen ile alakalı içerikleri üretirken hafta ortaları da bunun dışında kalan konulara değinmeyi düşünüyorum. Tabii durumlara göre arada bazı değişiklikler olabilir. Konuya girerken destek olmak için abone, like vesaire klasik şeyleri es geçmezseniz ve Discord'da oluşturmaya çalıştığım oyun sektörü topluluğuna katılırsanız çok sevinirim. Uzatmadan konumuza dönelim. Öncelikle motorların kendi özel fiyatlandırmalarından sıra sıra bahsedeceğim. Videonun son kısmında ise en popülerleri oldukları için Unity ve Unreal'ın bazı farklı senaryolarda bizden kestikleri meblağları karşılaştıracağım. Fiyatlandırmada kim daha mantıklı ve uygun göreceğiz. İlk olarak hem Türkiye'de hem dünyada en popüler ve son zamanların en çok tartışılan ismi Unity ile başlayalım. Bildiğiniz gibi son bir ay aşırı hareketli geçti Unity adına. Bu konunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Güncel fiyat politikasına değindikten sonra buraya geri döneceğim. Şimdi Unity'nin en son açıklanan fiyat politikası şu şekilde olacakmış arkadaşlar. Unity'nin klasik kişisel planında oyununuzu yaptınız diyelim. Eğer olur da yıllık geliriniz 200 bin dolara geçerse o zaman Unity Pro seviyesine geçmeniz gerekiyor. Unity Pro ise yıllık peşin 1870 euro. Eğer olur da ben aylık ödeyeceğim derseniz aylık 170 eurodan yıllık 2040 euro oluyor. Ve ekstra olarak eğer oyununuz 1 milyon dolardan fazla satar ve 1 milyon etkileşim alırsa, sanırım burada etkileşim derken download olayını kastediyorlar, %2,5 gibi bir kesinti yapacaklarmış. Ve sanırım bu madde 2023 ve sonrası sürümler için geçerli olacak. Benim anladığım şeyler bunlar. Yanlış veya eksik varsa yorumlarda bilgilendirin lütfen. Çünkü biraz karmaşık Unity'nin yeni fiyatlandırma politikası. Açıklamalarda Unity'nin resmi sitesindeki hesap makinesinin linkini bırakacağım. Oradan kendinize rakam girip benden acaba ne kadar keserler diye hesaplayabilirsiniz. Şimdi Unreal'a geçmeden önce başta bahsettiğim Unity'nin son bir ayına değinmek istiyorum. İsterseniz aşağıdaki bölümlerden bu kısmı atlayabilirsiniz. Fakat çok önemli bir konu bence. Şimdi Unity resmi Twitter hesabı 12 Eylül'de daha öncesinde hiçbir duyuru vesaire yapmadan ve konu hakkında sıkça sorulan sorular veya video gibi konunun detaylarına girilen şeyleri de paylaşmadan biz fiyat politikamızı baştan aşağı değiştirdik. Haberiniz olsun ha. Der gibi emrivaki bir paylaşım yaptı. Tabii müthiş bir tepki topladılar ve sonrasında geri adım attılar. Fakat olayın arka planı çok ilginç. Unity bu tweet'i atmadan önce 1 Eylül'de Unity büyümeden sorumlu başkanı, 30 Ağustos'ta yönetim kurulu başkanı, 6 Eylül'de bizzat CEO'nun kendisi önemli hisse satışları yapmış. Paylaşımdan sonra bildiğiniz gibi hisseler ciddi değer kaybetti. Yani bu paylaşımın sonucunda bu tepkilerin geleceğini bilmemek veya tahmin etmemek bana çok inandırıcı gelmiyor. Birkaç gün öncesinde üst yetkili isimlerin yaptığı satışlar, CEO'nun daha önce geliştiricilere aptal demesi ve hiç sevilmemesi falan derken çok şüphe uyandıran hareketler gibi geliyor bana. Bu arada unutmadan söyleyeyim, CEO geçtiğimiz hafta hem görevinden hem şirketten tamamen ayrıldı. Tüm bunlar şu yüzden çok önemli arkadaşlar. Oyun geliştirmenin ana materyali ve her şeyi etkileyen unsurun motorlar. Hepimiz biliyoruz. Ve oyun geliştirme işi oldukça uzun bir iş. Birkaç yıl sürmesi çok normal bir şey biliyorsunuz. Bu durumda bu şekilde olaylara karışan bir şirketin ürününe ne kadar güvenebiliriz? Cevabını sizlere bırakıyorum. Daha fazla uzatmadan Unreal'a geçelim. Unreal Engine'in en güzel tarafı kafa karıştıran bir fiyat politikasının olmaması. Oyununuzun satışları 1 milyon dolara geçtiği takdirde 1 milyon doların üstündeki meblağın %5'ini ödüyorsunuz. Bu kadar. Yani 1,5 milyon dolarsa kazancınız 500 bin doların %5'ini veriyorsunuz. Tabii kendi içerisinde ufak tefek pozitif diyebileceğimiz nüanslar da var. Mesela oldu da Facebook'un yani Meta'nın VR'ına oyun geliştiriyorsunuz. Bu 1 milyon dolar oluyor sana 5 milyon dolar taban fiyat. Yani neredeyse tamamen bedava burası için. Mesela oldu da oyununuz 1 milyon dolar satışını geçti. Fakat bundan sonraki aylarda satışınız bayağı düştü. Yani 1 milyon doları bile zar zor geçti diyelim. Bu 1 milyonu geçtikten sonraki her 3 ayda yani her çeyrekte eğer oyununuz 10 bin dolardan az satış yaparsa Unreal yine sizden hiçbir şey talep etmiyor. Yani 1 milyon dolardan sonra 3 ayda bir ödeme yapıyorsunuz. Burada da eğer bu 3 ayda bir olan geliriniz 10 bin dolardan azsa yine para istemiyorlar. Mesela Unreal Engine'de oyun geliştirdiniz ve Epic Games'e satıyorsunuz. Hiç motor parası almıyorlar. Sadece %12'lik bir market komisyonu istiyorlar. Hatta Epic Games'in Epic First
First Run diye bir programı var. Eğer oraya başvurup seçilirseniz hem market hem motor gelirinden 6 aylığına vazgeçiyorlar. Tamamıyla %100'ü sizin oluyor gelirin. Tabii vergileri falan düşünce. Son olarak şu çok önemli noktayı hatırlatayım Unreal ile alakalı. Oyununuzu satışa koymadan önce Epic Games'e form göndermeniz gerekiyor. Yoksa tüm bu muafiyetlerden yararlanamazsınız. Bu detayı aman atlamayalım. Unutmadan da değineyim. Oyun değil de film işleriyle uğraşıyorsanız eğer geçtiğimiz haftalarda sizler için Unreal yıllık $1,500 abonelik ücreti koydu. Eğitim ve benzeri şeyler bundan muafmış. Konudaki detaylar hala ufak bir muğlaklığı var. Yakında netleşir, haberiniz olsun. Yani bu yıllık abonelik film, mimarlık gibi işlerle uğraşan arkadaşlar için. Gelelim bu konuda en güzel konumda olan Godot'a. Godot tamamıyla ücretsiz arkadaşlar. Herhangi bir detay vesaire yok. Müthiş bir olay geliştiricileri için. Bir diğer motor Türkler olarak çok iyi bildiğimiz CryEngine. Crysis ve Hunt Showdown'dan biliyorsunuz. Crytek Türk kurucuların şirketi. CryEngine için politikaları gayet net. $5,000 yukarı satış yaparsanız %5 bir pay istiyorlar. Bir diğer oyun motorumuz benim sadece ismen bildiğim GameMaker Studio. Bildiğim kadarıyla sadece abonelik sistemleri var. O da ekranda gözüküyor. Farklı detayları varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Son olarak yine sadece ismen bildiğim RPG Maker var. Çok basit seviyede bir motor sanırım. Görüntüler en azından böyle söylüyor. Direkt Steam üzerinden lisansını full şekilde satın alabilirsiniz. Başka detaylar yok bildiğim kadarıyla. Evet, geldik en başta bahsettiğim senaryolara. Arkadaşlar burada Unity ve Unreal Engine'i karşılaştıracağız farklı senaryolarda. Hangisi daha ucuz, daha mantıklı göreceğiz. Hemen senaryo 1 ile başlayalım. Birinci senaryomuz gayet basit, ikiye ayıracağım. A kısmında oyununuzdan yılda $200,000 az kazandınız diyelim. O zaman iki motor da sizden herhangi bir ücret talep etmiyor. B kısmı ise $1,000,000 az kazandınız. Burada Unreal sizden herhangi bir şey talep etmiyor. Unity ise Pro'ya geçmenizi istiyor. Bu da bedava olan Unity kullanımınızı yıllık 1870 veya 2040 euroya çıkmasına sebep oluyor. Ve bu örnekte oyunu geliştirdiğiniz sürece bu abonelik sistemin içerisinde bulunacağınız için artık kaç ay kaç yıl kullanacaksanız ona göre bir abonelik ücreti vereceksiniz. Yani bir yıl peşin ödedin 1870, aylık ödedin 2040 euro. 2 euro oldu mesela 4080 euro vesaire. Unreal'a sıfır dediğimiz gibi burası. Senaryo 2'deki örneğe başlamadan önce şu çok önemli detayı atladım. Bunu hemen belirteyim. Unity'de oyunu kaç kişi geliştirdiğiniz de çok önemli arkadaşlar. Bu detayı unutmayalım. Yani mesela o senaryo 1'in B kısmında bahsettiğim Unity Pro abonelik ücretini geçiyordunuz ya. $200,000 fazla sattınız ama $1,000,000 az sattınız diye. Orada bahsettiğim ücret bir kişinin yıllık abonelik ücreti. Yani iki kişi olduğunuzda bir yılda mesela 4080'e çıkıyor. Yani kişi sayısı arttıkça oradaki meblağ da artıyor. Onu atlamayalım. Mesela senaryo 2'ye bakalım. 6 kişilik bir ekipsiniz ve oyununuz $1,500,000 sattı. 100.000 kopya sattı ve 2 yıl boyunca geliştirdiniz. Unreal'da gayet net bir şekilde $1,500,000'ın üzerinde 500.000 var. 500.000'in %5'ini alıyorsunuz. $25,000 veriyorsunuz Unreal'a. Unity'de ise 6 kişi 2 yıllık geliştirme Unity Pro aboneliği üzerinden baktığımızda 2040 üzerinden hesaplayacağız. 6 kişi 2 yıl geliştirildiği için çarpı 12 $24,480 ediyor. Gel gelelim 3. senaryomuza. Burada da yine 6 kişilik bir geliştirme ekibimiz var. Oyundan yine $1,500,000 kazandık. Unreal Engine'de yine hiçbir kafa karışıklığı yok. $1,500,000 üzerine 500 bin. Bunun %5'i $25,000. Unity'ye geçtiğimizde 6 kişi olduğumuz ve yine 2 sene geliştirimizi düşünürsek $24,480 demiştik. Bunun üzerine bu sefer 1 milyondan fazla bu etkileşim zımbırtısı devreye girdiği için %2,5 olayı giriyor. O da totalde $37,500 ediyor. Yani toplamda Unity'nin bu senaryoda bizden aldığı meblağ $61,980. Şimdi gelelim son senaryomuza. Bu bir tık daha büyük stüdyolar için aslında. Bu da büyük oyunlar için. Bu son senaryomuzda arkadaşlar 30 tane geliştiricimiz var. 3 yıl boyunca bu oyuna zaman harcayacağız. Oyunumuzda en son $15,000,000 satacak. 1 milyon da kopya satacak diyelim. Ne demiştik Unreal'da? 1 milyon yukarısına kalan kısmın %5'i. 15 milyondan düş 14 milyon. 14 milyonun %5'i $700,000 ediyor. Çok fazla farkındayım. Ama şu önemli detayı hatırlatayım. Zaten bu ölçekte iş yapan firmalar zaten biliyorlar. Unreal'a gidip özel anlaşmalar yapabilirsiniz. Biliyorsunuz arkadaşlar. Yani bu ölçekte büyük işler yapıyorsanız Unreal zaten diyor ki gelin bizle anlaşın. %5 de vermeyin. Yani özel bir anlaşma yapalım. Bu %5'i belki 0'a, belki 1'e, belki 2'ye, belki 3'e çok daha makul bir seviyeye düşürelim. Tabii bunun karşında herhalde daha bir reklam, daha bir pazarlamayla alakalı bir şeyler istiyorlar. Bilmiyorum yani o ölçekte bir firma olursak ileride inşallah bunu göreceğiz. Unreal'la anlaşma yaparak bu miktar çok daha düşürülebiliyor. Gelelim bunun Unity tarafına. 30 kişilik bir ekip 3 yıl boyunca geliştirdiği için yıllık $2,040'dan $183,600 abonelik ücreti ödüyoruz. Onun dışında 1 milyon kopya sattığımız için oradan da $108,000 vermemiz gerekiyor. Yani burada toplam $291,600 ediyor.
Unreal'la özel anlaşmayı biraz ısrarla söylüyorum çünkü son zamanlarda birçok büyük şirket veya ciddiye alınan şirketler değil mi? Unreal'la hep bir anlaşma yaparak oyunlarını geçiriyorlar Unreal Engine'e. Kendi motorlarını veya başka motorları bırakıyorlar. Yani sektörde kullanılan bir sistem olduğu için biz bilmesek de örneği çok aslında. Bu arada burada bahsettiğim senaryolar fikrini Game From Scratch blogunda gördüm. Ufak bir değişiklikle ekledim. Matematiksel bir şey olduğu için çok subjektif bir durum olmadığından çok da değiştirme gereği hissetmedim. Onunla linkini aşağı bırakıyorum. Bakmak isteyenler varsa bakabilirler. Yani arkadaşlar durum bu. Yarın bir gün Unity fiyat politikasını tekrardan değiştirir mi? Unreal asla yapmayız etmeyiz gibisinden konuşmasına rağmen onlar da ileride bir değişiklik yapar mı vesaire bilmiyoruz. Eğer olursa zaten burada tekrardan konuşuruz. Şu anki güncel durumlar bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarda motorlarla alakalı bu veya başka konularda görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Hepinizi Discord sunucuma, oradaki oyun sektörü topluluğuna da bekliyorum. Abone, like gibi klasik şeyleri yaparsanız çok sevinirim. İyi günler dilerim.